Bekir Azar Tuhaf şeyler oluyor. Kuklalar vardır düşünemezler. Çünkü onlar için düşünenler vardır. Piyonlar vardır özgürce hareket edemezler. Biri arkadan dürterek onları sahaya sürer. Mesela zavallı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinde demir general olarak anılan genelkurmay başkanını görevden almaya çalışıyor. Bununla ilgili İtalyan televizyonuna demeç bile verdi. Savaşın kazanılacağına inanmayanlarla yola devam edilmez dedi. Demek ki Ukrayna Genelkurmay Başkanı savaşın bu şartlarda Rusya karşısında kazanılamayacağını savunuyor. Devlet başkanıyla aralarında büyük bir çatışma başladı. Ancak esas komedi bundan sonra başlıyor. Zelenski Amerika'ya Beyaz Saraya başvuruyor. Genelkurmay başkanımı görevden almak için izninizi istiyorum diyor. Eğer kuklaysanız kendiniz karar veremezsiniz. Binlerce kilometre ötede bile olsa sahibinizi ararsınız. Ne yapayım efendi diye sorarsınız. Mesela Suriye'de Esad'ın durumu da bundan farksız değil. Putin gitmişti bir keresinde Suriye'ye. Esad karşılaşmada elini uzattı, sıkmadı bile Putin. Artık Suriyedeki Esad rejiminin patronu da sahibi de Rusya. Bir Rus generaliyle sohbet etmiştik 3-4 yıl önce. Esad'ın zavallı bir adam olduğunu anlatıyordu bize. Yerine koyacak başka birinin olmadığını söylüyordu. Hatta Türkiye bize adam akıllı birini öner. Putin kabul eder diyordu. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da önceki gün ilginç cümleler kuruyordu. Suriye rejiminin farklı nedenlerden dolayı halen Türkiye ile görüşemediğini belirtiyor. Görüştüğü zaman da kendi olamıyor zaten. Yalnız görüşme imkanı olmuyor sürekli. Başka bir ülke var yanında diyordu. Yani tasmayı elinde tutan Ruslar olmadan hiçbir toplantıya, görüşmeye katılamıyordu zavallı Esad. Tabii bir de piyonlar vardı. Suriye'de devlet kuracaklarını zannederek Amerikan bayrağıyla dolaşıyor, kendilerine yağdırılan silahların yıllarca gelmeye devam edeceğini düşünüyorlardı. Suriye PKK'sıydı onlar. Derken bu kullanışlı eleman terör örgütünün Suriye sorumlusunu iki hafta önce batı medyası telefon yağmuruna tuttu. Amerika Suriye'den çekilmeyi planlıyor haberiniz var mı diye. Eleman şoka giriyor. Gakguk kemküm diyordu. Türkiye istemiştir diye cevap veriyordu. Kafası karışmış ve yıkılmış bir halde. Amerika ve Avrupa basınında Amerika'nın Suriye politikası Pentagon'un isteği doğrultusunda yenilendi. Beyaz Saray'daki toplantılarda Suriye'den çekilmek konuşuluyor diyordu. Zira son dönemlerde de Orta Doğu'da hemen her yerde Amerikan üslerine saldırı yapılıyordu. Önceki günde Suriye'de Deirizor'daki bir Amerikan üssüne saldırı düzenleniyor ve orada eğitimden geçen 6 PKK'lı ölüyordu. Amerika'nın kaybı var mı hiçbir açıklama yapılmadığı için bilinmiyordu. Pentagon'un İsrail'e yardım nedeniyle Amerika'ya olan nefretin Orta Doğu'da çığ gibi büyüdüğüne ve tehlikeli bir hal aldığına dair baskısı Amerika'yı Suriye'den çekilmeye itiyor deniyordu haberlerdi. Peki Amerika Suriye'den çekilirse orada kullandığı elemanı PKK ne olacaktı? Esad rejimiyle ittifaka zorlayacaktı Beyaz Saray. Plan buydu. Esad'ın kucağına oturtulacak bir PKK aslında Amerika'dan ayrılıp Rusya'nın kölesi olmak demekti. Yani Amerikalılar Türkiye ile her konuda anlaşan Rusya'ya satacaktı kölesini. Batılı medya inanamıyor ve Amerikalı yetkilileri arıyordu. Onlardan da evet IŞİD'e karşı Esad'la işbirliği yapmaları iyi olur açıklaması geliyordu. Yani PKK'yı satışa yavaş yavaş hazırlıyorlardı. Satranç tahtasında hiçbir piyon pat diye öne sürülmezdi. Bunun bir zamanı vardı. Böyle bir ortamda birden Leyla Zana çıktı ortaya. Tekrar çözüm süreci başlamalı derhal diye bağırmaya başladı. Belli ki bir şeyler oluyor.'' bir şeyler ters gidiyordu. Leyla Zana ne de olsa derin kulaktı. Sonra bir baktık HDP kucağına aldı CHP'yi itiyor, büyük şehirlerde aday çıkarma kararı alıyordu. Ancak HDP asla kendi başına karar alamazdı. Kandil'e sorardı. Kandil de tabii ki tasmayı elinde tutan Amerikalılara. Amerikalılar CHP ile HDP'ye kurdurttukları ittifak masasını mı deviriyorlardı? Bu geçici miydi? kalıcı mıydı? Ne olmuştu Biden ve tayfası muhalefetten umutlarını mı kesmişlerdi? Ekrem İmamoğlu'nun üzerine mi çizmişlerdi? Yoksa Özgür Özel'den başkan olmaz, destek verdiğimiz muhalefet uçuruma sürükleniyor, Ekrem'e belediyeyi kaybettirip, hırs yaptırıp CHP genel başkanlığına mı oturtsak diyorlardı Washington'larda. Peş peşe zincirleme tuhaf olaylar, tuhaf kararlar birbirini kovalıyordu. Sonuçta ne olursa olsun kararı düşünenler veriyordu. Zelenski gibi görevden alacağın adamı bile Amerika'ya soran bir devlet başkanı varsa bu dünyada, her yerde her şey olabilirdi. Kuklalar oyun bitince sandığa kapatılır, piyonlarsa ilk sahaya sürülüp yemedilen olurdu. Bu işler böyleydi. Bekir Hazar Takvim Tunca Bengin, Ahtapot'un Kolları Bir süredir kanlı saldırılarını unuttuğumuz Daesh DHKPC hortladı. Daha doğrusu hortlatıldı. Şaşırdık mı? Hayır. Bildik hikaye. Türkiye FETÖ'den etnik bölücü PKK'ya aşırı solcu terör örgütü DHKPC'ye, El-Kaide ve DH gibi dini istismar eden terör gruplarından 17 Kasım ve Asala gibi terör örgütlerine kadar terörizmin farklı biçimleriyle yıllardır mücadele ediyor. Bunlar ön planda bilinen, görünenler ya da maşalar. Hepsinin isimleri farklı olsa da hedefleri daha doğrusu sahiplerince kullanım gerekçeleri aynı. Ahtapotun kolları gibiler. Sahipleri denildiğinde de başta CIA Mossad, İngiliz servisi MI6, Avrupa ülkelerinin birçok servislerinin varlığı herkesçe malum. Ahtapotun başının kim olduğu da açık ve net yani. O hadi deyince harekete geçiyorlar, saldırıyorlar. Bu alçaklık bir bakıyorsun Bölücü terör örgütü PKK ve türevleri YPG PYD ya da radikal dinci DH veya Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bulunan polis kontrol noktasına saldıran DHKPC olarak ete kemiğe bürünüyor. Akıllarınca da Türkiye'yi karanlığa, kaosa sokmayı hayal ediyorlar. Onun için de hiçbir saldırı hainlik hele de zamanlaması tesadüf değil. Türkiye-Amerika ilişkilerinin bozulmasındaki başat neden Amerika'nın terör örgütleriyle olan bu hemhal durumu zaten. Çünkü onları pervasızca destekliyor, koruyup kolluyor. Hem de hepsi Amerika'nın mücadele edilmesi gereken resmi terör listesinde olmasına rağmen. İki yüzlü bir Amerika söz konusu açıkçası. Ahtapot misali çok kollu bir terör sarmalıyla bir yandan PKK, YPG, PYD, DH, DHKPC ve FETÖ gibi terör örgütlerini kullanıyor, bir yandan da NATO üyesi sözde müttefik ülkeleri dış politikada Türkiye'yi yalnızlığa itme ya da izolasyona tabi tutmaya zorluyor. Çünkü bunu yaparak Türkiye'nin başına musallat ettiği terör örgütlerine moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyor. Hesapları da belli. Kurguladıkları terör örgütlerinin alçak saldırılarıyla Türkiye'yi Suriye ve Irak gibi bir kaosa sürüklemeyi, bataklık haline getirebileceklerini sandılar. Sanıyorlar. Ama başaramadılar asla başaramazlardı. Türkiye yıllardır adı sanı ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verdi, veriyor. 2016'dan bu yana terörü kaynağında kurutma stratejisiyle ülke sınırları içinde sağlanan huzur ve güven ortamıyla da çok farklı bir Türkiye var artık. Bir zamanlar terörle anılan yerlerde bugün petrol kuyuları faaliyette, çıkarılamayan madenler işleniyor. Korkudan terk edilmiş topraklar ekiliyor, gidilemeyen dağlar yaylalar turizm merkezine dönüştü. Festivaller, doğa sporları yapılıyor korkusuzca. Çıkmaz sokak denilen sıfır hattındaki yerlerde açılan sınır kapılarıyla canlanmış, cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Kısacası, terör örgütleri PKK, YPG, PYD, El-Kaide, Daesh, DHKPC daha önceleri Asala ya da darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelelerde, Türkiye dolaylı olarak Amerika ile çatıştığı çatışıyor aslında. Amerika'nın uyguladığı her hasmane hareket sonrası, Türkiye'nin kenetlendiği, birçok yeni adımlar atarak hepsinden öncesine göre daha da güçlenerek çıktığı ortada. Bu durumda da Amerika açısından Türkiye'nin bölgedeki gücü ve küresel etkisinin ağırlığı, önemini görerek müttefiklik kavramının anlamını, değerini gözden geçirmesinde yarar var. Özellikle dünya liderliğine giden yolda Türkiye'ye ne kadar muhtaç olduğunu anımsamasına da. Tunca Bengin Milliyet